Bu videoda kuvvet kuralını inceleyeceğiz. Unutmayın burada yapacağımız kuvvet kuralının kanıtı değil. Ama burada yapacağımız alıştırmalar bu kuralı kullanmanızı kolaylaştıracak. Diyelim ki bir fx'imiz var ve fx eşittir x. Kuvvet kuralına göre f türev x ne olur? Buradaki x zaten x üzeri 1 ile aynı anlama geliyor. Öyleyse 1'i başa getiriyoruz. 1 çarpı x üzeri 1 eksi 1 oluyor. Bu da 1 çarpı x üzeri 0 demektir. x üzeri 0 ise 1 demektir. Öyleyse 1 çarpı 1 eşittir 1 oluyor. Daha iyi kavrayabilmek için grafik çizelim. Bu y eksenimiz. Bu da x eksenimiz. Şimdi y eşittir x'i çizelim. Burada y fx eşit. y eşittir fx. Bu da eşittir x. Aslında aklınızı karıştırmamak için buna fx diyelim. Burada grafiğini çizdiğim fx eşittir x, y eşittir fx, bu da eşittir x. Şimdi türevi çizelim, yani f türev x'i çizelim. f türev x eşittir 1. Bütün x'ler için f türev x eşittir 1. Bu durum türev ve eğim hakkında bildiğimiz her şeyle tutarlı. Elimizdeki fonksiyona bakalım. Teğet doğrusunun bu noktadaki eğimi nedir? Burada gördüğümüz fx eşittir x'in eğimi 1'dir, sabittir. x ne olursa olsun bu bir doğrudur ve doğrunun eğimi sabittir. Yani burada eğim 1'dir. Burada da eğim 1'dir ve burada da eğim 1'dir. Yani burada oldukça geçerli bir cevabımız var. Şimdi eğimin değişebileceği bir duruma bakalım. Mesela diyelim ki gx eşittir x kare kuvvet kuralına göre n eşittir 2. O yüzden g türev x eşittir 2x üzeri 2 eksi 1. Bu da eşittir 2x üzeri 1. Bu da eşittir 2x. Grafik çizerek biraz daha iyi anlayalım. Bu sefer grafiği biraz daha net çizmeye çalışacağım. Ne kadar net çizebileceğim göreceğiz. Bu x ekseni, bu da y ekseni, Burada sayıları da yerleştirelim. 1, 2, 3, 4, 5. Burada da 1, 2, 3, 4. Burada eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4. Şimdi x 0 olduğu zaman gx eşittir 0. x 1 iken gx eşittir 1, x eksi 1 iken gx eşittir yine 1, x 2 iken gx 4. Tam yerine koyalım. x eşittir eksi 2 iken gx eşittir 4. Evet, bu bir parabol. Parabollere yabancı değilsinizdir. Yani şöyle bir şeye benzeyecek. Bu noktayı biraz yükseğe koymuşum. Evet aslında bu son iki noktayı biraz garip koymuşum. Grafik şöyle olacak. Sonra bu tarafta da şöyle bir şey olmalı. Evet, elimden geldiği kadar çiziyorum. İşte bu g x eşittir x karenin grafiği. Şimdi g türev x'in grafiğini çizelim. Kuvvet kuralına göre g türev x neydi? g türev x eşittir 2x. Yani bu orijinden geçen eğimi 2 olan bir doğru. x 1 iken y 2. x 2 iken y eşittir g türev x, bu da eşittir 4. Yani şöyle bir şey olacak. Şimdi şöyle hızlıca bir değerlendirin. Bu noktaya bir bakın ve teğet doğrusunun eğimini düşünün. Rengi değiştireyim şöyle, daha iyi görünsün. Teğet doğrusu şöyle olacak. Yüksek, negatif bir eğim olduğu açık. Hatta oldukça dik bir negatif eğim. x eşittir eksi 2 olduğu zaman g türev eksi 2 eşittir 2 çarpı eksi 2. Bu da eşittir eksi 4. Buradaki noktanın eğimi eksi 4. Yani m eşittir eksi 4. Oldukça dik negatif bir eğim. Şimdi tam buraya x eşittir 0 noktasına gidersek ne olur? Türevi yani g türev 0 eşittir 2 çarpı 0 eşittir 0 olur ki bu gayet mantıklı. Parabole geri dönüp baktığımızda bunun doğru bir sonuç olduğunu görebiliriz. Peki ya x eşittir 2 noktasına gidersek teğet doğrusunun eğimine ne olur? Burada da teğet doğrusu şöyle bir şey olacak. Yine oldukça dik, pozitif bir eğim. Kuvvet kuralına göre türev bize x eşittir 2 iken g'nin teğet doğrusunun eğimini gösteriyor g türev 2 eşittir 2 çarpı 2, bu da eşittir 4. Yani burada eğim m eşittir 4. Eğim biliyorsunuz m ile ifade ediliyor. Yani burada eğim 4'e eşittir. Yakın noktaların eğimini bularak pratik yapabilirsiniz. Göreceksiniz ki kuvvet kuralı size gerçekten doğru sonuçlar veriyor.